Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatımız Trafik programı başlıyor. Merhabalar, yeni bir Hayatımız Trafik programıyla karşınızdayız. Hayatımız Trafik diyoruz her programda. Bugün de bizim konuk trafiğimiz biraz yoğun. Bir son dakika değişikliği yaptık. Yeni bir konukla devam edeceğiz. Önce konuğumuzu size takdim etmek isterim. Tramay, Trafik Kazası Mağdurlarına Yardım ve Trafik Bilincini Yaygınlaştırma Derneği Başkanı Murat Kutlay, hoş geldiniz. Hoş bulduk Nihal. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Biz de iyiyiz. Uzun süredir sosyal medyada ve basında görüyoruz sık sık yaptığınız şeylerle ilgili, çalışmalarla ilgili. Evet. Trafik Kazası Mağdurlarına Yardım ve Trafik Bilinci Derneği'nin açılımı nedir acaba? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle söze başlamadan önce şahsım adına ve genel başkan olduğum derneğimiz adına bu programı düzenlediğiniz için öncelikle şahsınıza ve İçer TV'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Çünkü önemli bir konuda, gerçekten önemli bir konu olduğu için bu konu hem sizin tarafından hem de meclisin tarafından, ülkemiz tarafından dikkatle dinlenmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Tramay kısa adıyla Trafik Mağdurlarına Yardım diye geçen, ancak uzun ifadeyle Trafik Kazası Mağdurlarına Yardım ve özellikle parantez içerisinde belirtmek lazım, trafik bilincini yaygınlaştırmak. Evet, orada bir nokta koyalım. Şimdi biz istatistiksel verileri incelediğimizde hep ya da trafik bilinciyle ilgili konuştuğumuzda şeyi konuşuyoruz. Hep ölümleri, yaralanmaları, bu trafik kazası mağdurlarının sonraki süreçte neler yapması gerektiğiyle ilgili toplumda yaygın bir bilinçlenme yok. Yok, evet. Bu konuda gerçekten güzel bir şey, çalışma yapıyorsunuz. Şimdi bizim derneğimiz iki yönlü. Trafikten, kazadan önce ve trafik kazasından sonraki süreçte. Trafik kazasının önceki süreci açalım şimdi o zaman. Trafik neler kazasından yapılıyor? Önceki süreçte biliyorsunuz ki ülkemiz, dünya genelinde meydana gelen trafik kazalarındaki istatistiklere baktığımız zaman maalesef Türkiye ilk 10 ülke arasında. Evet. Mersin'e baktığımız zaman Mersin 2 yıl öncesine kadar 4. sıradaydı. Son 1 sene önce 8. sıraya yükseldik. Şu anda 12. sıradayız. Yani trafik kazalarının nüfusa göre en çok yoğun olduğu iller arasında maalesef ki Mersin 12. sırada. Evet, geçen hafta öyle bir konuda konuşmuştuk biz. Yakın tespitlerimiz vardı istatistiksel verilere göre. 15 milyon İstanbul nüfusu, binde 2 çıkıyor. Yani ölüm üzerinden oranladığımızda. Maalesef. Mersin yaklaşık 2 milyon diyebiliriz. 2 hani milyon çok da 2 milyon değil net. 2 milyona yakın nüfusuyla yani beraber. Yani onun üstünde bir rakam söz konusu. Cidden çok üzüntü verici bir durum bu Mersin adına. Yani bu sosyal bir toplumun, daha doğrusu kanayan bir yarası olduğu için her insan gibi bizim de üzerimizde tüm bir vazife vardı. Biz de ne yapabiliriz? Çünkü hem Türkiye'de hem dünyada olsun trafik kazasındaki ölümler ve sakatlanmalar yani böyle önemsenmeyecek kadar küçük değil. Mesela dünyada işte istatistiklere baktığımız zaman her 3 dakikada bir çocuk trafik kazasında vefat ediyor. Her yıl 30 bin insan trafik kazasından dolayı engelli duruma düşüyor. Bir ilçe yok oluyor. Yani mesela son 10 yılın istatistiklerine baktığımız zaman Türkiye'de 50 bin insan trafik kazasında son 10 yılda. Yani yıllık itibariyle 5 bine yakın insan vefat ediyor. Ve 2,5 milyona yakın insan da maalesef ki son 10 yıllık istatistiklerde sakatlanıyor. Bir şekilde geri kalan hayatını engelli bir şekilde yaşamak zorunda kalıyor. Tabii biz bunun sonuçlarından değil de sebepleri nelerdir? Sebeplerini işte bilinçlendirmek açısından öncelikli olarak biz
bilinçlenme küçük yaşta başlar diyerek Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Adem Kocabey ile biz bu konu istişare ettik. Kendisiyle ortak projeler çerçevesinde işte ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki işte genç kardeşlerimize, öğrencilerimize bu konuda daha duyarlı olmaları için eğitim çalışmaları başlattık. Peki, şu anda. Bu eğitim sadece kuru kuruya teorik bir eğitim mi? Hayır. Görsel uygulama tabii ki ayağında var mı? Tabii ki bizim amacımız aslında önemli bir isteğimiz Mersin'e geniş çapta bir trafik eğitim parkı kazandırmak. Bununla ilgili olarak işte biz belediyelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Onun haricinde işte okullar düzeyinde trafik eğitim parkları falan yapılması için işte ön ayak olacağız. Bunun birkaç örneği var tabii. Mersin'de yapılan bazı okullarda trafik eğitim, çocuk eğitim parkı var. Biz sunumlarımızda interaktif olarak çocuklara işte imkanımızın el verdiği ölçüde zaten çok uzun süre tutamıyoruz. Çünkü çocukların işte dikkati maalesef 15 dakikadan sonra dağıldığı için 15 dakikaya sığacak şekilde çocuklara önemli olan bazı hatırlatmalar yapılan, özellikle emniyet kemeri konusunda. Ondan sonra küçük çocukların, 12 yaşındaki küçük çocuklar ön koltuğa oturmamaları konusunda, arka koltukta otursalar dahi emniyet kemeri takılması hususunda ve bunun gibi yani önemli birkaç maddeyi çocuklara verdiğimiz zaman bunlar zaten kendileri bir trafik müfettişi oluyorlar. Yani babalarını, annelerini araca bindiği zaman mesela ben kendi çocuklarımdan biliyorum. Hı-hı. Küçük kızım 2,5 yaşında, baba diyor kırmızı ışıkta geçilmez değil mi? Evet, kırmızı ışıkta durulur, sarı ışık hazırlan demek, yeşil ışık geçilir diyor. Bunu bana 2,5 yaşındaki çocuğum söylüyor. Yani dolayısıyla çocuklara küçük yaşta ne verirsen onu alıyorlar. Evet. Tabii bu ileriki zamanlarda tabii ki trafik sorunu çözecek mi? Evet, çözecek. Çünkü neden çözecek? Bugünkü çocuklar yarın gençleri olacaktır, yetişkin bireyleri olacaktır. Dolayısıyla kademe kademe de olsa, az önce söyledim mesela 2 yıl önce Mersin'deki kaza istatistiklerine baktığımız zaman 8. sırada, 4. sıradaydık. Sonra 8'e yükseldik. Şimdi 12. sıradayız. Görünürse ki en sonuncu sırada olan Türkiye açısından. Tabii bu da bilinçli eğitimle geçer, bilinçlendirmeyle geçer. Tamam, çocuklarımızın eğitimi çok önemli. Trafik bilincini konuşalım birazcık da. Şu anda trafikte seyreden sürücülere yoğunlaşalım. Evet. Siz de trafiktesiniz gün boyu, evet, şu veya bu şekilde hem yaya hem işte sürücü olarak hepimiz için aynı tabii, şey geçerli. Sürücü, yolcu, yaya. Peki, evet, ben size şöyle bir soru soracağım. Mersin'de trafik bilinci konusundaki eksikliğimiz nedir? Ya da bir diğer deyişle en çok ihlal edildiğini gördüğünüz, tespit ettiğiniz kural ne? Yani biz nereden başlayacağız bu sorunu çözmeye Mersin'de? Tamam, çocuklarımız arkadan gelecek ama bir de mevcut şu andaki aktif sürücüler aktif var. Sürücüler. Onların ıslahı söz konusu. Şimdi Nil Hanım, empati duygusu var. Empati duygusunu biz kaybetmişiz maalesef. Trafikte değil mi? Evet. Empati yapamıyoruz. Yani önümüzdeki araç kırmızı ışık, sarı ışık, yeşil ışık hemen geçmesini bekliyoruz. Belki o anda önümüzdeki araçtaki sürücü belki bir kalp krizi geçirmiştir. Veya başka bir travma yaşıyordur. Veya da başka bir şekilde hareket edemiyordur. Hemen korna tedbirine bastırıp insanları rahatsız ediyoruz. Özellikle korna konusunda ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bayan sürücüler arkalarından bir sürücü tarafından korna çalındığı zaman tedirgin oluyorlar. İster istemez. Heyecanlanıyorlar. Acaba bir yanlış mı yaptım gibisinden. Çünkü maalesef belki o soruyu sorarsınız, toplumumuzda bayan sürücülere karşı maalesef bir ön yargı var. Bu ön yargıyı kırmak lazım. Yani aslında baktığınız zaman, sözünüzü kestim, trafik kazası yapan sürücülerimize baktığımız zaman en çok kaza yapan bayan değil halbuki. En profesyonel sürücüler kaza yapıyor. Onun açıklaması şu. Şimdi ataerkil toplumlarda kadının ve erkeğin rolleri var. Evet. Değil mi? Erkek kadının rolünü çiziyor, kuralları çiziyor. Kadın, evet, o kuralların dışında hareket edemiyor. Evet. Şimdi sanayi devriminden sonraki süreçte kadınlar biyolojik olarak erkek gücüyle kadın gücü eşit değil. Biyolojik olarak mümkün olmadığı için o sanayi yoğun dönemde, emekçi dönemde erkekler daha çok iş hayatına atıldı. Doğru, evet. Hal böyle olunca toplumdaki genel kurguları erkekler yaptı. Ama şimdi günümüze geldiğimizde artık o süreç geçti. Yani bu köprünün altından çok sular geçti. Evet. Kadınlar artık çok daha aktif iş hayatındalar. Ve trafik kuralları kadın, erkek, genç, yaşlı için ayrı ayrı düzenlenmiş kurallar değil. Hepimiz için tabii ki. Aynı kurallar. Yani toplumda ciddi anlamda bir cinsiyet ayrımcılığı var trafikte. Cinsiyet ayrımcılığı var maalesef. İşte bayan sürücüleri böyle hafife almak gibisinden. Tabii bu çok yanlış.
Neticede bayanlar daha çok dikkat ediyor aslında bakarsanız. Bayanların dikkati daha fazla. Evet, onları konuşacağız şimdi. Yarın 8 Mart onunla ilgili evet, de konuşacağız. Evet, önce şu trafik bilinci konusunda. Yani bilinçlenme konu dediğim gibi empati duygumuz biraz sıkıntılı olduğu için bu duygunun biraz öne geçmesi lazım. İnsanlar tabii ki çoluk çocuk işte yaşlı genç herkes trafikte var. Yani bugün sen çok iyi araba kullanabilirsin ama karşıdaki insanda bir problem olduğu zaman sen ona göre davranman lazım. Yani trafikte sorun çözme konusunda mı biraz şeyiz? Sorun yaratmada çok başarılıyız. Başarılıyız ama sorun çözmek için maalesef ki yani kırmızı ışık gece 12 bile olsa, 1 bile olsa mesela şahsen ben uyarım. Hı-hı. Yani orada bir polis olmasına gerek yok. Ama maalesef ki çünkü o içselleştirme ile alakalı. Ama maalesef ki gündüz vakti bile kırmızı ışık yansa, polis yoksa çevrede, yolda boşsa milletimiz maalesef geçiyor. Yani bu kuralların ihlali insanlar çok basit geliyor. Ancak biz diyoruz ki trafikte küçük hata yok. Evet. En küçük hata maalesef telafi edilmeyecek zararlara yol açıyor. Zaten trafik maddi kazası ve manevi. 2 saniyelik bir süreçte yani ortaya çıkıyor. 2 saniyede ömrümüzün geri kalan kısmını belirleyen bir olay meydana geliyor. Tabii son pişmanlık fayda vermiyor. Peki bu trafik kazasında mağdur olan insanlar, mesela ben de 2 yıl önce bir trafik kazası geçirdim. Yaklaşık işte 1,5 sene falan direksiyona oturamadım açıkçası. Evet. Psikolojik olarak çok etkilendim. Bununla ilgili bir çalışma ya da proje var mı derneğinizde? Yani o korkuyu yenme adına kişiler size müracaat edebiliyorlar mı? Tabii ki bizim derneğimizin projelerinin bir tanesi de trafikte ilk yardım projesi dediğimiz, işte trafik kazasına bağlı olarak travmatik hadiselere karşı işte vatandaşların ne yapması gereken konusunda eğitim çalışması, seminerler daha o doğrusu. O eğitimin içeriğini açalım mesela, biraz. Mesela işte 3 madde halinde işte trafikte can ve mal güvenliği, trafikteki haklarım nelerdir, bir de trafikte insan psikolojisi ve çözüm yöntemleri nelerdir, bunlarla alakalı olarak işte biz Ankara bağlantılı Trafik Vakfı var. Onunla beraber işte Mersin'de geniş çapta bir eğitim semineri vererek insanları buraya katılımını sağlayarak bu şekilde bilinçlendirme konusunda olsun, işte psikoloji konu, bu psikolojiyi nasıl yenebilirim? Çünkü dediğiniz gibi 1,5 sene... Nasıl yenebiliriz peki? Madem eğitimler veriyorsunuz. Sürücü koltuğuna oturamıyor bayan. Aynen. Dolayısıyla yani bunu yenmek kolay değil. Uzun süren psikoterapiler gerektiriyor bunu. Kişinin tabii ki eğitimlere katılması lazım. Uzman bir psikologdan destek alması lazım. Öbürü tek başına bunu, bu hadisi atlatmak kolay değil. Dolayısıyla bizim işte dernek olarak bu konuda bir çalışmalarımız var. Bunu yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Biz de başvuranlara uzman arkadaşlarımız var. Onlara yönlendirilmek suretiyle. Psikiyatri mi psikolog? Efendim? Psikiyatri mi uzmanlar, psikolog mu yoksa rehber hocaları mı? Şimdi şöylesin, trafik konusunda işte psikolog daha doğrusu. Psikolog yani trafik psikolojisiyle ilgili olarak uzmanlık eğitimi alan arkadaşlar var. Sosyoloji eğitimi. Evet yani. Evet. Çünkü bu kazanın maddi boyutundan ziyade manevi boyutu olarak çok önemli. Manevi boyutu olarak işte insanlar korkular yaşıyorlar. Bir daha trafiğe çıkamayacağım, çıkmam. Öyle müvekkillerim işte insanlar tanıdık ki otobüse binemiyorum mesela. O korkudan dolayı bir kaza yapmışsa bir daha otobüse binemiyorum mesela. O korkulara yönelmek için işte bilinçli olarak psikolojik eğitim alması gerekiyor vatandaşlarımızın. Peki bu arada program esnasında WhatsApp, ekranda yazan WhatsApp numarasından sorulmasını istediğiniz sorular varsa bize iletebilirsiniz. Ona da cevap verebiliriz. Peki bir şey soracağım Murat Bey. Buyurun. Trafikte diyelim ki bir kaza oldu, taraflar çarpıştı. Bir taraf yaralandı, bir de çarpanın mağduriyeti var değil mi? Hem çarpılan açısından mağduriyet söz konusu. Evet. İkisinin de psikolojisi tabii ki önemli. Peki siz bu iki taraftan hangisine daha yakınsınız? Şimdi biz mağdur tarafındayız açıkçası. Yani çünkü... Ama mağduriyet kişiye göre değişir. Adamın arabasının önüne atladı mesela. İşte yani... O zaman o mağdur oluyor, yani çarpan şöyle mağdur söyleyeyim oluyor. Hangi taraftasın derken yani böyle bir ayrım yapmak da doğru olmaz. Yani haklı dahi olsa o çarpmanın verdiği psikolojik bir rahatsızlık kişiyi etkiliyor. Değil dolayısıyla evet, biz her iki tarafın yanındayız diyebiliriz mesela. Söz açılmışken işte trafik kazasından sonraki süreçlerde işte maddi hasarlı bir de yaralanmalı ölümlü kazalar var. Evet. Maddi hasarlı trafik kazalarında işte insanlarımızın çoğu daha doğrusu herkes bir trafik kazası geçirdiği zaman çok profesyonel dahi olsa, yani bu işi bilen çok iyi bir uzman dahi olsa hemen ne yapacağına şaşırabiliyor. Bir geçiş süreci oluyor. Geçiş süreci, yani evet, bir 5 dakika bir kendine gelmesi lazım kişilerin. Yani ben şahsen avukatım, bu işi çok iyi de biliyorum ama
Benim başıma da gelse ki geldi, en başta 1-2 dakika geçmesi lazım. Sakinleşmek için. Çünkü ne yapacağım? Mesela bir bayan arkadaşımızı sormuştum, işte bir trafik kazası geçirirseniz ilk kimi ararsınız diye. Bayan arkadaş dedi ki eşimi ararım dedi. Evet. Doğal olarak insan en sevdiği, yani en yakın gördüğü eşini arar. Fakat biz öyle bir proje başlattık ki kaza geçirdikleri zaman insanlar ilk önce travmayı arasınlar isteriz. Çünkü travmayı aradıkları zaman ne yapılması gerekiyorsa biz uzman arkadaşlarımızı kaza mahalline yönlendirir. Tutulması gereken kaza tutanağına tutturur. Ama dediğim gibi bu sadece maddi hasarlı kazalarda olur bu. Kaza tutanağına tutulması konusunda uzman arkadaşlarımız kaza mağdurlarının yanına gider. Kendilerine işte bilgilendirme yapar ve trafik kaza tutanağını tutarlar. Çünkü kaza tutanakları çok önemli. Kazadan sonraki süreçte işte maddi tazminatlar gündeme gelecek. Meydana gelen hasarlarla alakalı olarak sigorta şirketlerinin önemli üzerinde durduğu şey trafik kaza tespit tutanağının doğru tutulması. Eğer bu tutanak, nelere dikkat edeceğiz eğer bu tutanak, onu düzenlerken? Eğer bu tutanak yanlış tutulmuş ise maalesef ki haklı dahi olsa haksız duruma düşebilir ve aracının maddi zararını karşılayamıyor. Evet, oraya bir dönelim. Şimdi o tespit tutanağında neye dikkat edeceğiz hazırlanırken? Önemli olan ne? Şimdi öncelikle tarafların bu konuda anlaşması lazım. Evet. Çünkü bir taraf kusurunu kabul etmediği zaman zaten anlaşma şartı mümkün değil. Evet. Dolayısıyla anlaştıktan sonra her iki taraf ifadesini yazar. Sol taraf, sağ, A, B diye ayrılmış zaten kaza tutanakları. Suçunu kabul ettikten sonra ben şuradan geldim, dönerken durdum, arkadaki araç çarptı. Bu ifadeleri belirtmesi lazım. Ona göre kusurun tamamının kendisi olup olmadığını anlaştıkları zaman sana sıkıntı olmuyor. Eğer anlaşma olmazsa asıl sıkıntı orada başlıyor. Anlaşma olmazsa anlaşma, süreç artık adli süreç. Yani polisi çağırmak zorunda kalacaksınız. O da çok sancılı bir süreç. Yıllarca devam ediyor. Tabii ki dediğiniz gibi işte maddi hasara kaza olunca direkt olarak polisi çağıramazsınız deyip kestirip atılabiliyor. Anlaşamıyorsun, ne yapacağım bu defa, yani kavga mı edeceğiz? Hayır, kavga etmeyeceğiz. Bir şekilde polisin oraya gelmesi gerekiyor. Veyahut da gelmediği zaman dediğimiz gibi travmaydaki işte uzman arkadaşlar var. Eğer ararlarsa yönlendirip bu şekilde her iki tarafın işte yaptığı hatayı kendilerine söyleyerek esaslı bir şekilde bir kaza tutanağı tutturulmasına yardımcı olabiliriz. Evet. Şimdi peki ben size birkaç soru soracağım. Onun üzerinden devam edeceğiz. Ne sıklıkla araç kullanıyorsunuz? Gün içerisinde yani zamanımızın 3'te 1'i araçla geçiyor herhalde. 3'te 1'i araçla yani geçiyor. Çoğu zaman araçla. Çünkü her yere araçla gittiğimiz için maalesef. Peki size göre kadın sürücülerin oranı yüzde kaç Mersin'de trafikte seyreden? Mersin'de bayağı var kadın sürücü. Yani bence hemen hemen yarı yarıya diyebilirim. Çünkü bakıyorum gördüğümüz kadarıyla, yani trafik ışıklarında görüyoruz, başka yerlerde görüyoruz. Kadın sürücülerin sayısı gerçekten de fazla, yani güzel. Yani kadınların trafikte olması güzel o açıdan. Bu daha dikkat. Şunu da gösteriyor değil mi? Artık kadınların çalışma hayatında da var olduğunu göstergesi. Yani, eğer ki trafikte görüyorsanız kadını. Çünkü kadınlar çocukları okula bırakıyor, okuldan alıyor, eğitime bırakıyor, eğitimden alıyor vesaire falan. Yani her yere çalışan kadınlar hariç diğer kadınlar bırakıyor da çocuklarını. Şimdi toplumda kadınlarla ilgili hep böyle trafik şakaları yapılır. İşte kadın sürücü mü, onlar sürmesin, trafiğe çıkmasın, ehliyeti nereden aldınız falan gibi. Bunlar aslında basit, zararsız gibi görünse de bu espriler bilinçaltını rencide ediyor kadınları. İşliyor. Bilinçaltını da olumsuz etkileyebiliyor. Acaba ben başarısız mıyım, başarısız mı olacağım ki insanlar bu şekilde davranıyor, söylüyor gibisinden. Gerçekten psikoloji çok önemli. Evet, şimdi şeyi de işaret ediyor, ona geleceğim. Siz aynı zamanda avukatsınız. Evet, evet. Kadının toplumda varoluşuyla ilgili bir zihniyetin işareti, göstergesi aslında bu, değil mi? Tabii ki. Şimdi, ülkemizde cinsiyet eşitliği ile ilgili bir sürü kanun, yönetmelik, sözleşme ardı ardına düzenleniyor. Buna rağmen uygulamada sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Acaba toplumsal anlamda bu cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik uygulama neden böyle bir an önce işlevsellik kazanamıyor? Bunun temelinde yatan şey nedir? Az önce siz ifade ettiniz, ataerkil bir toplumdan geldiğimiz için evet, bunu yerine kolay değil. Yani bunu mesela Avrupa yenmiş, doğru, batılı ülkeler yenmiş, ancak Mersin'de, Türkiye'de bunu yenmek belki de kolay olmayacak. Yani kanunlarla da getirse bunu yenmek çok kolay değil. Çünkü bizde mesela
toplumun altyapısı olmadan direkt olarak bir kanunu getirip de şimdi dayatırsanız maalesef kanun elimizde patlar. Hı hı. Mesela şu anda 6284 sayılı yasa var, doğru. Ancak baktığınız zaman kadına yönelik şiddetin azalması gerekirken maalesef ki arttı. Dolayısıyla bunun yani işte ataerkil toplumdan gelmemizin özelliklerinden kaynaklandığını ben düşünüyorum şahsen. Ama şimdi mesela şey, kadınlar az önce dediğim gibi iş hayatında çok daha yoğun varlar. Evet. Fakat hala bir eşitsizlik söz konusu, değil mi? Bunu mesela iş gücü istihdamının oranlarına baktığımızda da görebiliriz. 83 milyon aşkın nüfusun %50.2'si erkek nüfus, %49.2'si bayan nüfus. Hı hı. 15 yaş üstü şeye baktığım zaman, incelediğimizde istihdam yani iş arama, 15 yaşın üstünde iş arama ya ilişkin tavırlara baktığımızda erkeklerde bu oran %63, bayanlarda çok daha geride. Evet. Yıl olmuş 2020. Şimdi bunu neye bağlayacağız? Yani bunu niye bağlayacağız derken şartlar bunu gerektiriyor yani herhalde. Yani hepsini söyleyeceğiz. Yani, evet, biz ataerkil bir toplumuz. Tamam, kanunlarımız var ama. Ya bunun arkasına tabii sığınmak doğru değil. Aynen, evet. Yani bunu çözümünü bulmak bir lazım. Bir avukat olarak görüşlerinizi yani, almaya çalışıyorum. Yok yani trafikten başka konuya geçtik aslında. Yok bakarsanız. Ben biliyorum, hazır avukat da dedim yakalanmışken hepsini biliyorsunuz spontane bir program spontane, yapıyoruz. Evet. Yani trafiğe bunu, de gireceğiz tekrar. İşte cinsiyet, çapraz sorgulama cinsiyet, yapıyoruz. Evet, cinsiyet eşitsizliğini çözme konusunda her şey tabii ki bayanların varlığını kabul etmekle olur. Hı hı. Yani çünkü biz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte bayanları tanımlarken bayanlar baş tacı olarak görmüş. Dolayısıyla bayanlar bizim baş tacımızdır. Bu vesileyle parantez açalım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de kutlu olsun bu arada sizin de. Teşekkürler. Tüm dünya kadınlarının da. Dolayısıyla bu bakış açısıyla baktığınız zaman aslında bayanların işte Avrupa'daki bakış açısıyla bizimki çok farklı aslında. Hı hı. Biz bayanlara çok kıymet veriyoruz. Kıymet verdiğimiz için de belki de topluma çıkmasına biraz müdahale ediyoruz. Yani nasıl anlamadım? Çünkü kıymeti olan şeyler muhafaza edilir ya. Hani çok yanlış. Yanlış. Belki ondandır diyorum yani. Anladım. Belki ondan dolayı olabilir yani çünkü. Bayanların tabii ki erkeklerle aynı statüde her konuda yani bayanların aslında yapamayacağı iş yok. Baktığınız zaman erkeklerin yapacağı tüm işleri bayanlar da yapıyor. O zaman bayanlar bugün da çok mesela güzel araç kullanabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin işte otobüs şoförlerinin çoğu bayan mesela. Evet, çok evet. Da güzel araç kullanıyorlar. Hı-hı. Yani bunları gördüğüm zaman gerçekten seviniyoruz. Yani. Ama orada da bir şey var. Yeri gelmişken şimdi onu ben başka bir soruda soracaktım ama şimdi sorayım. Aslında kadınların trafikte erkeklerden beklediği şey pozitif ayrımcılık falan değil. Hı-hı. Sırf sen bu işten anlamıyorsun yaftalanmasını bir tarafa bırakıp evet. Kendilerinin de trafikte var olduğunun fark edilmesi. Erkeklerden bayanların beklediği şey trafikte sadece bu. Farkındalık. Bayan toplu taşıma sürücüleri, şimdi hani az önce konuştuk ya, toplumda bir algı var. Araç kullanmak erkek işi gibi. Hı-hı. Bir artık onu ne zamana kadar sileceğiz bilmiyoruz ama bu var. Yavaş yavaş o zaman içinde yani sindirilecek inşallah. Yani. Şimdi bu şeyden, düşünceden hareketle de bir süre sonra toplu taşıma sürücüsü bayanlarda o feminen taraf bir tarafa gidiyor. Biraz daha böyle erkeksi bir görünüşe ya da işte tavırlara bürünüyorlar. Erkek Fatma tabiri gibi değil mi? Aynen, şoför Nebahat gibi. Peki trafikte kendinize ne kadar güveniyorsunuz Murat Bey? Şimdi kendine ne kadar güveniyorsun? Ben kendime evet %100 güvenirim diyebilirim ancak sadece kendine güvenmekle bu iş çözülmüyor. Hı hı. Yani ben çok iyi sürücü olabilirim. Tabi bu çok iyi sürücü olmak demek kaza yapmayacağı anlamına gelmiyor tabi. En iyi denizde boğulan insanlara baktığınız zaman en iyi yüzme bilenler. Az önce söyledik ya. Yani ne kadar güveniyorsunuz? Evet, ben kurallara büyük ölçüde uyduğum sürece kendime güveniyorum o konuda. Ama mesela tek benim kurallara uymam yeterli değil maalesef. İşte bu soruyu 50 kadın katılımcıya sormuşlar. Bu bir anket sorusu. Hı hı. Bu anket sorusuna göre bayanların %72'si yeterince cevabını vermiş. Çok fazla güvenen, yani ben kendime, aynı siz çok iddialı dediniz ya, ben kendime %100 güveniyorum. Çok fazla güvenen kadınların oranı %22.
Yani bu oldukça az bir sayı. Evet. Bu da aslında şunu gösteriyor. Kadın kendi direksiyon hakimiyetine ya da sürüş yeteneğine güvense de az önce dediğimiz o toplumdaki genel algıdan dolayı kafasında hep ne var? Soru işareti, var. Evet. Peki trafikte en yüksek kaç kilometre hızı yaptınız şimdiye kadar? Ben hız kurallarına dikkat ediyorum açıkçası. Yani otobanda gitsem dahi sınır... Hayır, yol boş, serbestsiniz. Serbest olsa dahi uyuyorum kurallara. Kurallara uyuyorsunuz. Peki kadınlarla erkeklerin kaza sebepleri, yani genel kaza sebepleri araştırıldığında erkekler hep yüksek hızdan. Tabii aşırı hız %53. Dolayı kaza yapıyorlar. Bunu konuşalım birazcık da siz. Ben %100 uyuyorum deyince ben soruyu öyle yapayım, değiştireyim. Erkekler aşırı hız, alkol, ne bileyim kendine çok güvenme, kendini yolların hakim olarak görme gibi bu şeyden dolayı, duygulardan dolayı kazaya karışıyorlar. Kadınlarda bu oran daha düşük. Çünkü kadınlar alkollü yola çıkmıyor, hız sınırlarına oldukça riyat uyuyor. Ediyorlar, evet. Hatta bu da şey istatistiklere sanki kadınlar daha az kaza yapıyor. İşte az önce söyledim. Daha az kaza yapıyorlar ama kadınlar hem sayı olarak daha az hem de yüksek hızla seyretmedikleri için böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Türkiye'de trafik kazalarının sebepleri arasında aşırı hız %53. Yani demek ki %53 erkek, yani bayanlar hızlı gitmediğine göre demek kazaların en çoğu erkek sürücülerden kaynaklanıyor. Evet. İşte aşırı kendine güven, yani arabam tank gibi bir şey olmaz gibisinden o düşünceyle maalesef Ferrari'ye biniyor, nasıl arabam bir şey olmaz. Halbuki baktığınız zaman Ferrari dahi olsa en ufak bir kazada paramparça olabilir. Aslında içinde bulunduğumuz trafik ortamında hani her şeyi kuralı biliyorum, kurallara uyuyorum demek de çok fazla etkili olmuyor. Çünkü karşı tarafa bağlısınız. Biz karşı tarafa bağlıyız sürekli maalesef. Sürekli strateji geliştirmek gerekiyor. Yani ben mesela sözünüzü kestim. Yeşil ışıkta bana yanmış yeşil ışık. Hızım belli bir 50 kilometre diyelim yeşil ışık. Kavşağa yaklaşsam dahi yeşil ışık olsa dahi yine kontrollü geçerim. Çünkü yani yol akın nasıl olsa benimdir. Bana ne, karşıdaki düşünsün değil. Çünkü trafik kazası insanın başına hayatta önemli bir ciddi kaza bir kere gelir. 10 kez gelmez. Dolayısıyla nasıl olsa yeşil ışık yanmış, bana ne, karşı taraf düşünsün diyemem onu. Belki karşı taraftan gelen adam renk körüdür, bilemezsin. Veya başka bir sebepten sıkıntısı vardır, bilemezsin. Veya dalmıştır, bilemezsin. Dolayısıyla kavşağa yaklaşsan dahi, yeşil ışık yansa dahi ben özellikle ona çok dikkat ederim. Yani bu konuda da vatandaşlarımız aslında dikkat etmesi lazım. Nasıl olsa yeşil ışık yanmış, ben her türlü geçerim, yol akı benimdir gibisinden bir düşünce tarzı maalesef yanlış bence. Peki size bir diğer soru. Tacizle ilgili konuşalım. Trafikte taciz. Trafik tacizcilerini konuşalım. Mesela trafikte taciz deyince, önce siz söyleyin ne tür hareketler trafikte size göre taciz, sonra ben cevap vereyim. Mesela işte yolda giderken aracın bir tanesinin sormadan arabasıyla zikzak yapması sürücüleri taciz eder. Şaşırtma. Şaşırtma yani. Evet, başka. Ondan sonra gereksiz yerde, gereksiz bir şekilde korna tedbirine başvurmak. Evet. İnsanları heyecanlandırır. Bu da bir tacizdir. Sonra mesela taciz olarak önde seyreden aracın yola maddi cisimler atması da bir tacizdir aslında. Dikkati dağıtıyor. Doğru, dikkati evet. Dağıtıyor. Çünkü mesela karşı taraf belki öndeki araç belki farkında değil ama atmış olduğu bir pet şişedeki bir su veya da başka bir şey senin aracına gelip sana zarar verebilir. Evet, evet. Gibisinden. Yani bu tür şeyler hep öyle başka sürücüleri taciz kapsamına girer diye düşünüyorum şahsen. Evet, korna çalmak, sıkıştırmak gibi cevaplar kadınlar için taciz çok anlamlı önemli, çok önemli. Peki tacize uğrayan kadın sürücüler nasıl bir süreç izlemeli? Yani çoğu mesela şey yapıyor, hiç gündeme bile getirmiyor. Tamam, korna çalınıyor, sıkıştırılıyor, yol verilmiyor, evet. Üstüne üstüne sürülüyor falan ama kadınlar bunların nereye şikayet edeceklerini bilmiyorlar. Bunları, bu soruları ben bir anketten buldum, çıkarttım size. O yüzden oradan soruyorum. Evet. Bu tür bir durumla karşılaşan bayan sürücülerin nasıl bir süreç izlemesi gerekir? Yani yoksa bu şikayetler olmazsa hep bir kanıksama var ya, normal oluyor. Normalleşiyor. Yapılan şey normalleşiyor ve hiçbir zaman
düzelme mümkün olmayacak. İşte yani şimdi kurallar dediğiniz gibi tüm kamuoyunu ilgilendiriyor, tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Yani bu taciz bir kuralsızlıktan meydana geliyor. Kişi tacizde bulunursa demek ki kuralları tanımayan bir kimse. Kuralları tanımayan bir kimse karşısında siz nasıl hareket edersiniz, nasıl davranırsınız? Mesela polisi ararsınız, dersiniz ki böyle bir hadise var. Hı hı. Şu araç işte durmadan makas atarak düz yolda ilerliyor. Veya da başka tacizlerde işte gerekli merci tabii ki trafik şube müdürlüğüdür. Trafik şube müdürlüğüne ulaşıp bu sorunu dile getirmek lazım. Mesela biz tramvay olarak tabii ki Mersin'in Hukuma Daire Başkanlığı toplantılarına katılıyoruz. Ara ara da işte sosyal medyada trafikle ilgili sorunlarınız varsa bize iletin. Biz de sizin sorunlarınızı dernek olarak işte yetkili mercilere iletelim diye bu şekilde bir anket çalışması da yapıyoruz. Bize gelen soruları UKM toplantılarında biz de işte başkanlarımıza söylüyoruz. Çözüm noktasında ne yapılacaksa onları yapmaya çalışıyorlar açıkçası. Evet. Peki ehliyeti konuşalım şimdi. Ehliyet sizin için ne ifade ediyor? Ehliyet benim için fiili ehliyet, hukuki ehliyet. Ehliyet sürücü ehliyeti. Sürücü ehliyeti. Fiili ehliyet doğru, avukat olunca haklısınız. Sürücü ehliyeti hangi amaca hizmet ediyor? Sizin için ne ifade ediyor? Açıkçası şöyle söyleyeyim. Yani geçmiş dönemlere baktığımız zaman sürücü ehliyeti almak için bir tanıdık şartı vardı. Bir tanıdığa gideyim, parasını vereyim, kurslara da katılmama gerek yok. Bu şekilde ehliyet alan çok vatandaş var. İşte onlar mı şu anda trafik teröristi maalesef olanlar? İşte mesela biz Mersin'i takip ediyorum tabii. Mesut Sezer sürücü eğitim kursu yani biliyorsunuz belki reklam gibi olacak ama sürücü ehliyeti alırken ben derse gelmeyeyim dediği zaman bir insan ben şahit oldum şahsen. Kesinlikle öyle bir uygulamamız yok. Sakın böyle bir düşünceniz varsa gelmeyin, para da ödemeyin. Çünkü her şeyin başı eğitim. Eğitim, evet. Yani ben sürücü ehliyeti alayım, nasıl araç kullanmayı biliyorum. Tamam doğru, belki gaza frene pedala basabilirsin doğru ama sadece bununla bitmiyor ki yani trafikte yol almak, sadece bunu yani iyi bir sürmek, sürüş kabiliyetin olmasa bitmiyor. Kuralları bilmeniz lazım, hangi kuralı nerede kullanacak onu bilmek lazım. Trafikte vesaire empati falan. Bilmek lazım. Yani onun değil psikolojisini mi? Bilmek lazım ki işte sürücü kurslarında özellikle yani araba öğretirsiniz bir şekilde ama özellikle trafik psikolojisini, trafikteki insanın davranışlarını bu konuda eğitim verilmesi lazım. Ki veriliyordu biliyorum sizin tarafından, biliyorum bunu. İşte bunun daha çok ciddi alınması lazım aslında. Yani ben işte ehliyeti sırf para için bu işi yaparım demek bir doğru değil. Bir de şöyle bir durum var. İnsanlar ehliyeti alıyorlar. Hani bir kısmı gerçekten kullanmak için alıyor. Doğrudur, trafiğe evet. Trafiğe çıkmak için. Bir kısmı da bulunsun, cebimde dursun, kalsın, kimlik bir gün gibi lazım alıyor. Ama ehliyet alındıktan sonra yapılması gereken bir süre pratik edip tabii yeni ehliyet sahibi olan kişileri yapması gereken bir süre pratik evet yapıp ondan sonra akan trafikte, yoğun trafikte kademe kademe ilerlemek. Evet. Çünkü az önce de konuştuk, saniyelerle hayatınız elinizden yani kopup gidebilir. Allah korusun. Peki araç kullanırken dolmuş şoförleriyle ilgili çok büyük sıkıntılarla ilgili ben şeyler alıyorum. Sorular, sorunlar alıyorum. Hı. Yani ve şöyle bir algı var. Aracın şeyi büyüdükçe cismi, çapı, cismi büyüdükçe küçük araçlara olan saygı azalıyor diye. Ne dersiniz? Doğru mu bu tespit? Mersin'de gördüğümüz sorunu söyleyeyim ben size. Hı-hı. Dolmuş şoförü, otobüs şoförü, bu yolların kralı benim. Değil mi? Evet. Maalesef. Yani yolların kralı sen değilsin. Yani dün başıma geldi, Carrefour kavşağındaydım. Işıktan az ötede, dolmuş durağında bir otobüs duruyor. Yanında da başka bir otobüs duruyor ve yolcu alıyor. Yol trafiği kapatmışlar. Yani bu ne periz, buna yani... Bir disiplinsizlik var. Yani evet. Kurallar dedim ki... Kurallara uymuyoruz, kuralı tanımıyoruz. Yani aman ne olacak gibi. Zaten kırmızı ışık yanıyor, ben de burada durayım. Yani herkes kendi kafasına göre bir kural uydurursa tabii ki dolayısıyla bir karmaşa başlar orada. Doğru hareketler değil bunlar. Dolmuş şoförlerin bu konuda ciddi olarak eğitilmesi lazım. Otobüs şoförlerin bu konuda ciddi olarak eğitilmesi lazım. Yani hatır için, gönül için başkasını işe almak çözüm değil. Bunların öncelikle psikolojik eğitimden geçmesi lazım. Çok iyi şoför olabilir ama önce psikoloji. Evet, önce empati öğrenmeleri lazım. Aslında onlar zaman zaman mesela Büyükşehir Belediyesi olsun, bazı kurumlar olsun belli dönemlerle şoförlerine bu tür eğitim bilinçlendirme eğitimi aldırtıyorlar ama sıkıntı şu.
eğitimi alan sürücü bir süre sonra değişiyor. Yerine eğitimini almayan birisi oturuyor direksiyona. Bir de şey soracağım Murat Bey, coğrafi koşullar ya da genetik faktörler hız yapmayı etkiler mi? Yani tabii. Mersin'in o koşullarında sıcaklık üzerinden gidelim. Tabii ki sıcaklık rehavet demek. Evet. İstatistiklere baktığımız zaman en çok kazaların olduğu yerler mesela sahil kentleri. Neden? Özellikle yaz aylarında. Çünkü neden insanlar yaz aylarında daha bir rahat bir şekilde araca biniyorlar? Emniyet kemiği zaten takılmıyor. Ondan sonra alkol kullanımı fazlalaşınca yazın özellikle sahil kentlerinde en çok trafik kazalarının olduğu bölgeler maalesef sahil kentlerinde oluyor. İnsanlar tabii ki coğrafi olarak rehavete kapılıyorlar. Bu şekildeki kazaların sebepleri arasında bunu gösterebiliriz ki bu gösteriliyor daha doğrusu. Buna çok dikkat etmek lazım. Bir de işte yolların güzel olması da etkiliyor. Yani güzel coğrafi, önce hız yapılması koşullar. Mı geliyor? Coğrafi koşullar işte çok güzel bir otoban var, dümdüz yol. Asfalt burada, ağladı diye bir burada slogan. Sürmeyeceğim de nerede süreceğim? Değil mi? Evet. İnsanlar o psikolojik ama yol güzel diye hız yapıp kazaya işte, uğradıktan sonra hayatın bir anlamı geçen da gün işte, olacaktır. Türkiye-Irak Dernek Başkanımız Nefafe ile görüştük. Bana bir şey söylemişti. Dedi ki Irak'ta dedi otobandayız dedi. Hız limiti işte 120. Dedim ki otoban boş. Daha fazla gidebilir çünkü altımızdaki araç 4x4 vesaire falan. Yok dedi. Kural 120 ise 120 geçmem dedi. Başka bir sürücü Edirne sınır kapısından gelmeden önce kurallara uyuyor. Edirne kapısından geçtikten sonra aynı sürücü kuralları ihlal ediyor. Neden? İşte ben bunu çözemedik. Yani Avrupa'da kurallar onu çözümü uymak, trafik kurallarını içselleştirmemişiz. Bir işte içselleştirmemiş olarak yani orada Avrupa'da uyulur, Türkiye'de uyulmasa da olur. Yani böyle bir mantık olabilir mi? Aynı kişi sınırı geçer geçmez kural tanımıyor. Türkiye'de bir şey olmaz gibisinde. Ne kadar yanlış bir düşünce. Evet, onların düzeltilmesi gerekiyor. Peki, sizde bol istatistik var anladığım kadarıyla. Erkek sürücülerin kazaya karışma oranları, kadın sürücülerin kazaya karışma oranları ile ilgili bir veri var mı elinizde? Şu anda öyle hazırlıksız geldiğiniz tamam, için onları tamam, ben söyleyeyim, yorumlayalım o zaman. Evet. Erkeklerde kazaya karışma oranı %51, kadın sürücülerde %25 olarak bulunmuş. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçti bununla ilgili az önce konuştuk toparlamak zaten. Anlamında basamak. İşte erkek sürücülerin kadın sürücülere baskınlığı, kadın sürücülerin erkek sürücülere oranla daha az trafikte olması, ondan sonra erkek ve sürücülerin daha düşük hızlısı. Daha düşük evet. Bunlar sebeplerin başlıcaları tabii. Evet. Peki trafik polisinin olmadığı yerlerde bir inceleme yapılmış. Evet. Kadınlar %80 uymuş kurallara. Erkeklerin de bu oran %53 olarak bulunmuş. Yani hiç polis yok. Kadınlar uyuyor kurala. Demek ki kadınlar daha kuralcı. Aslında bu toplumu gösteriyor. Çekip çeviren kadınlar baş tacımız olsaydı. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bugün bunları yaşamıyor olurduk. Peki trafikte öfke ile ilgili konuşalım Murat Bey. Trafik öfkesi. Şimdi şu yaşananlar, trafikte gün boyu yaşadıklarımız aslında trafik öfkesi, değil mi? Trafik öfkesi deyince ne geliyor aklınıza? Ya da trafikte nasıl yöneteceğiz bu öfkeyi? İlla ki siz de öfkeleniyorsunuzdur. Öfke el kontrolü sahibi, nasıl bile olacak? İşte yani bir 10 saniye kuralı var aslında. Evet. Öfkelendiğin zaman bir 10 saniye düşündüğü zaman insan yapılması gereken şeyleri yaptığını fark edince bunu bir daha yapmayacaktır. Maalesef baktığımız zaman işte özellikle Türkiye'deki araçlarda her zaman için şoförün koltuğunun altında bir sopa bulunur. Artık yasak. Yani ben bunu tabii yasaklandı çok şükür ama bunu anlamış değilim. Yani en ufak bir şeyde insanlar birbirini öldürebiliyor. Vay neden bana yol vermedin gibisinden öfkesini kontrol edemiyor. Cinayetler işleniyor. Peki bu yol vermeyle ilgili. Yani birine yol vermek gideceğiniz yere 2 dakika geciktirir. Geciktirir yani çok bir şey fark ettirmiyor çok aslında. Çok böyle yıllar, aylar, değil. İşte dakikalar, asırlar. İşte sabırsızlık gösteriyoruz. Evet. Bütün sıkıntımız o kontrol aslında. Kontrol edemiyoruz. Yani sabırsızlık gösterdiğimiz için maalesef kazaların veyahut da çatışmaların çoğu bundan kaynaklanıyor. Öfkemizi nasıl kontrol edebiliriz? Öfkemizi bir 5 saniye düşünüp öyle kontrol edebiliriz diye düşünüyorum. Yani tamam doğrudur. Belki karşıdaki insan sana bir yanlış yapmıştır. Yanlış bir hareket yapmıştır. Kurallara uymamıştır ama neticede bunun için kalkıp da insanların birbirle kavga etmesi, cinayete kadar giden süreçler var. Bunları yapması doğal değil. Öfkeyi kontrol etmek için bir 5 saniye, 10 saniye düşünmek lazım. Ben evet. Ne yapıyorum diye.
Evet, trafikte dünyada kadın sürücüler incelendiğinde Kanada'da yapılan bir araştırma var. Onun üzerine konuşmak isterim. Kanada'da kadınlar bir süre sonra trafikte bulunma süreleri uzadıkça erkeklerle aynı oranda işte kazaya sebebiyet verme, kuralları ihlal etme, agresifleşme gibi sonuçlar ortaya çıkmış. Demek ki bu birazcık da trafikte bulunmayla alakalı bir durum. Tabii çok uzun süre trafikte kalmak yani stres ciddi yaratıyor. Olarak stres yaratabilir. Doğru, evet. Aslında önemli olan dediğim gibi kadın erkek diye ayırmak değil. Yani Avrupa, Nil Hanım, Avrupa maalesef bu işi çözmüş. Avrupa harıl harıl çalışmış, trafik sorunu çözmüş. Yani baktığınız zaman Avrupa'da işte İngiltere mesela diyor ki 1 milyonda sadece 39 kişiyi bir yılda hayatını kaybediyor. İsviçre daha sonra gelir, İsviçre gelir. Yani bu tür ülkeler nasıl bunu yenmiş de insanların birbirine olan saygısından kaynaklanıyor. Bizim birbirimize olan saygımız yok maalesef. Yani kendimizden başka kimseyi düşünmüyoruz. Ben bir an evvel evime gideyim, işime gideyim de başkası ne olursa olsun mantığı çok yanlış. Yani bunu aşmamız gerekiyor bir şekilde. Bunu aşmak için de öncelikle insan olmak lazım. Evet. Yani ben bir insanım yani. Ben nasıl ilk önce eve gitmek istiyorsam karşı taraf da evine gitmek istiyor veya varacağı yere gitmek istiyor. Bunu düşünmek lazım. İşte bunu düşündürecek biz tramvay olarak bunun düşündürücü etkinlikler, faaliyetler yaparak mesela insanların trafik konusunda gerçekten duyarlı olması için bir dizi işte projelerimiz var. Bunları mesela neler bunlar? Mesela bunlardan trafikte bir tanesi, dikkat ve farkındalık için planladığınız projelerden örnek alabilir miyim? Örnek bir tanesi mesela bizim planladığımız işte belediyelerle görüştüğümüz zaman görüşüyoruz daha doğrusu. İşte 3 ayda 4 ayda bir işte Büyükşehir Belediyesi kapsamında kentin hareketli noktalarında konuşan fotoğraflar resim sergisi yaparak insanların dikkatini trafik kazalarının ağır neticelerini çektiğimiz zaman. Peki o konuşan fotoğraflarda gün boyu trafikteki eksiklikleri mi göz önüne sergileyeceksiniz? Yok, orada kurallardan bahsetmeyeceğiz orada. Trafik kazası dediniz ya az önce 3 saniyede meydana geliyor. Evet. 3 saniyeden sonraki resimler çok önemli zaten. Anladım. Mesela öyle trafik kazaları var, ibre 180'de kalmış. Bu ne demek? Aşırı hızdan dolayı bu kaza meydana gelmiş. Ve bunun gibi başka trafik kazalarını, işte böyle ağır sonuçlarını gösteren resimler var. Bunlarla ilgili işte kentin hareketli noktalarında insanlara bunları gösterdiğiniz, çünkü YouTube'da olsun, sosyal medyada trafik kazalarıyla alakalı olarak işte Emniyet Müdürlüğü'nün kamu spotları var. Doğru. Fakat kim bunu izliyor acaba? İzlenme oranı ne kadar? Ona bakmak lazım. İşte sivil toplum kuruluşlarından yani. Çok büyük görev düşüyor. Trafik i̇şte yani sivil toplum kuruluşu olarak hem bizim hem de diğer STK'ların olsun vatandaşların bu konuda ciddi olarak eğilmesi gerekiyor. Çünkü trafik terörü normal terörden daha fazla can ve mal kaybına yol açıyor. Yani trafik kazası sadece insanların canını almıyor, bir de ülke ekonomisine zararları var. 39 milyar gibi, evet, yani bir rakam. 2018'de 39 milyar TL, yani bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 7 kat, 7 tane Sultan Selim Köprüsü'nü yapmak demekle eş yani. Bu ülke ekonomisi olan maddi kaybı. Artı işte kaybedilen işte hayatlar olsun, zararlar olsun, psikolojik hayatların işte geri kalan kısmını işte o engelli olarak geçen vatandaşların durumları olsun. Mesela yani, hemen söyleyeyim, 280 bin kişi yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl 2019 sakatlandı trafik, evet, kazasında. Bu ne demek? Kaç ilçe? 280 bin ortam 4-5 ilçe değil mi? Yani 4-5 ilçe dolusu sakat ya da yaralımız var demek. İşte yani bunların mesela tıbbi ihtiyaçları var. Bir sürü giderleri oluyor. Ve bu 39 milyarın içinde o insanların ekonomiye katkısının bir karşılığı ya yok. Ya yetişmiş insan gücü kaybı oluyor. Yani ben mesela atıyorum sakat kaldığım zaman sadece beni ilgilendirmiyor. Hı. Veyahut da ben öldüğüm zaman sadece beni ilgilendirmiyor. Benim çoluğum var, çocuğum var, arabam var. İnsanlar ona bağımlı olarak artık hayatına devam etmek zorunda kalıyor. Hı-hı. Benim bir işte derneğimizin bir üyesi vardı arkadaşımız. 15 yıl önce işte aşırı hız, alkol, emniyet kemeri takmamaktan dolayı bir kaza geçirmiş. 15 senedir tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kalıyor. Değer mi? Yani peki, değer miydi dedim Levent bunu yapmaya. Evet. Ya işte ne bileyim abi dedi, değmez ama maalesef bir anlık işte dedim ya sahil kentindeki bir hadiseydi bu. Antalya Manavgat'ta meydana gelmişti. Maalesef. Evet. Neticesi çok ağır sonuçlar meydana getiriyor. Şimdi bugün programı biraz erken keseceğiz. Bizden sonraki yayın için konuklar geldi, işaret verildi. Ben sizden trafikle ilgili
Söylemek istediğiniz ne var son olarak toparlarsak? Normalde keşke işte vakit olsaydı da trafik kazasına önceki meseleleri konuştuk. Bir de kazadan 10 dakika verebilirim. Hani kazadan sonraki süreçlerde insanların uğradıkları işte yaşadıkları sıkıntılar nelerdir? Mesela bir tanesinden bahsedeyim. İşte sakat kalma vesaire bahsettik doğru. İnsanların bir de hukuksal hakları var. Evet. İnsanlarımızın çoğu hukuksal hakların farkında değiller. Farkında olmadıkları için maalesef buradan da vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Çantacı diye tabir edilen bazı kesimler var. Kaza geçirir geçirmez insanları arayıp işte size yüksek miktarda tazminat alırız diyerek insanların tazminatlarına göz koymuşlar maalesef. Hmm. Ve insanlarımız da parayı duyunca maalesef ki yani öyle şeylerle karşılaşıyoruz. Taziyedesin. Henüz 3 gün olmuş mesele meydana geliyor, olay meydana gelmiş. 3 gün içerisinde işte vatandaşın bir tanesi geliyor, sana işte şu kadar tazminat alırız gibisinden vatandaşın aklına bir şüphe koyuyor ve vatandaş o anda acısını düşünmüyor, sırf paraya odaklanıyor. Sonraki süreçte tabii ki mağduriyetlere yaşanıyor. İşte biz dernek olarak diyoruz ki biz ücretsiz olarak rehberlik hizmeti vereceğiz. İnsanlara, yani siz o bilir kişilik hizmetini herhangi bir ücret ücretsiz olarak insanlara bu konuda duyarlı olmalarını, işte hakların neler olduğu konusunda onları bilinçlendirmek hususunda bilgi vereceğiz. İnsanlar en azından ikinci kez mağdur olmasınlar. Çünkü trafik kazası aslında kader değil. Fakat yanlış bilgilendirme, yanlış yol insanların ikinci kez mağdur olmasına netice veriyor. Özellikle bu da çok önemli. Yani insanlar bunu hafife almasınlar. Varlığından haberdar olmadığınız bir hakkın hiçbir kıymeti yok. Doğru mu? Doğru tabii. Hakkınız var ama hakkınızı bilmiyorsunuz. Ve birisi geliyor, hiç ehil değil bu konuda. Diyor ki işte şöyle yaparız, böyle yaparız. Halbuki kişinin amacı oradan senin alacağın tazminata göz koymak. O da suç aslında değil mi? Yani suç. o çantacılık sektörde suç. Yani bunu hukukçu olarak, ancak hukukçular yani tazminat davasını açabilir. Maalesef görüyoruz ki kişi, yani öyle gördüğüm insanlar ilkokul mezunu, yani yadırgamıyorum ama bu işin ehli değil. Yani kişinin kandırıp da birkaç kuruş parasını almak için maalesef bu tür tantalara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Son olarak konuyu bağlarsak işte insanların en hayırlısı insanlara faydası olandır. Peki Kadınlar Günü ile ilgili olarak trafik ve Türk kadınlarının trafikteki hakları ile ilgili bir kapanış cümlesi istesem sizden. Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü az önce de ifade ettik. Tekrardan kutlayalım bu anlamda. Vatandaşlarımızın işte trafikte seyreden bayan sürücülere karşı biraz daha duyarlı olmaları, onlara karşı nazik davranmaları biz temenni ediyoruz. Öyle isteriz ki insanlar bayan erkek ayrımı yapmadan trafikte seyreden her kişiye şey olsunlar, saygı göstersinler, hoşgörüyle yaklaşsınlar yani. Dolayısıyla insanı trafikte korkutmamak lazım. Çünkü bu bir sürücü, yolcu, yaya olarak trafiğe çıktığımız zaman inanın ki mesela ben şahsen çocuğumu ekmek alması için bisikletiyle fırına göndermeye korkuyorum. O derece yani. Neden? Çünkü dikkatsiz bir sürücü gelir, Allah korusun sizin en çok sevdiğiniz evladınızı çeker götürür. Yani yazık, günahtır yani. Buna dikkat etmek lazım. Kadınlarımızı dediğim gibi işte trafikte onlara biz yardımcı olmak için ne yapabiliriz? Onun çabasına girmemiz lazım. Kadınlara öncelik verilmesi lazım daha doğrusu. Yol verilmesi gerekiyorsa bir bayana. Ama biz kadınlar öncelik istemiyoruz. Az önce dediğim gibi sadece... Yok, öncelik de verilsin ama. Öncelik de verilsin yani. Trafikte çünkü kadınların rahat hissetmesi lazım. Saygı gösteriyorsun. Rahat hissetmesi lazım bayanın kendisini. Pozitif ayrımcılık falan istemiyor kadınlar. Kendini rahat hissetmesi için. Aynen. O açıdan diyorum. O açıdan önemli. Evet. Teşekkür ederiz. Bugün rica ederim. Spontane bir program yaptık. Evet. İlerleyen süreçte tekrar daha böyle farklı program yine yaparız. İnşallah. Evet, bugün 8 Mart, yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ben onunla ilgili birkaç cümle söyleyerek nokta koymak istiyorum. Adam olmadan önce insan olabilmenin unsurudur kadın olmak. Çoğu zaman değil, her zaman gözün nuru, hayatın can damarıdır. Kadın annedir, evi, yuvayı yapandır. Kadın iş kadınıdır, emektir, hayattır. Kadının tek kariyeri annelik değildir. Emekçi, azimli, üretken, istediğini bilen, güçlü, tüm Türk kadınlarına selam olsun diyorum ben bugün. Trafikte ayrımcılığın yapılmadığı, trafikte kurallara azami şekilde uyulan bir
hafta olması dileğiyle haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkla kalın. Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatımız Trafik programı sona erdi.